Merhaba. Bugün size yorumunu yazmadığım iki tane ayakkabımdan bahsetmek istiyorum. Biri memnun olduğum, diğeri kullanmayı çok sevmediğim ama esasında ikisi de iki farklı iş için işini iyi yapan ayakkabılar. Neyle başlayalım? Büyük umutlarla aldığım ama çok da fazla verim almadığım Supernova Trail. Esasında uzun mesafe patikada koşmak, ultramaraton koşmak için yapılmış Adidas'ın Boost teknolojisini kullanan bir ayakkabısı. Benim memnun olmamam kötü bir ayakkabı yapıyor mu? Hayır, değil. Birçok insan esasında son derece memnun kullanacaktır, kullanıyor da. Bu ayakkabı Adidas'ın Supernova efsanesini patikaya taşıyan bir ayakkabı. Supernova çok kilometre yapmak için, hani ırgat ayakkabı, iş ayakkabısı olarak kullanmak için ideal bir ayakkabı. Kilometre biriktireceğiniz ayakkabı. Altında kalın bir yüksek bir taban var. Bu esasında patentli buz teknolojisini kullanıyor. Ön arka arasında 10 milim drop farkı var. Çoğu standart koşu ayakkabısı gibi, ortalama koşucunun sevdiği ayakkabı tipi. Benim de sevmediğim bu yerden yüksek kısım. Ayakkabı bir yandan da çok geniş, ayağı yeterince iyi sarmıyor. Yerden yüksek ve ayağı iyi sarmayan ayakkabılarda ben bozuk patikalarda hızlı ve güvenli bir şekilde hareket edemediğimi düşünüyorum. Ayakkabıya geri dönersek, zeminde 4 milim dişler var. Bu dişler estetik ve ritmik bir şekilde koymuş. Hani toprak yollarda koşmak, çok çamurlu olmayan yerlerde ilerlemek için ideal. Ama çok çamurlu, mesela geyik çamuru gibi yerlerde çamuru çok fazla atamıyor. Çok çamur özellikle bir dizayn değil. Taban, Continental taban. İyi bir kauçuk markası Continental, araba lastiklerinden de. Zemin tutuşu fena değil ama birazdan Agravik'te göreceğiz. Onda çok çok daha mutluyum. Ön arka taban arasında stabiliteyi sağlamak için, ayakkabının altı çok kalın ve yumuşak olduğu için torsion, Adidas torsion sistemi kullanılıyor. Üst tarafta topuk sabitleyiciler var. Burun tarafında kayalar ve taşlar için çok sert darbelerde işe yaramamakla beraber bir plastik kılıf var. Bu yanları da şekillendiriyor. İki yandaki bütün Solar Boost ya da Boost'larda kullandığı plastik kısım da ayağı bir yerde tutuyor ama genel olarak rahat bir kalıp. Ayakkabının üst kısmı, hani nefes almak için mesh yapıda dış ve altında, dikkat ederseniz böyle turuncu olarak görebiliyorsunuz, görülüyor. İç kumaştan oluşuyor. Evet, şuradan daha net görebiliyorsunuz. Bence sıcak ve uzun yarışlarda ayağı biraz fazla ısıtıyor. Topuk kısmı stabil duruyor. Dil kısmı da daha yumuşak ve konforlu bir malzemeden, yine kalın. Biraz fazla ayağı ısıtan bir ayakkabı olduğunu söyleyebiliriz. Özet, bu ayakkabı çok kilometre yapacaksanız, bozuk olmayan düz patikalarda, toprak yollarda koşacaksanız, ara sıra asfalta girecekseniz verim alacağınız bir ayakkabı. Teknik patikalarda koşmak istiyorsanız, daha yarışlarda hızlı koşmayı seviyorsanız, bu durumda zemini az hissedeceğiniz bir ayakkabı. Ayağın ayakkabı içinde biraz oynadığını hissediyorsunuz. Tabanın geniş olması kontrolü sağlıyor ama eğer ayağınız çok taraklı ve geniş değilse, ayakkabının içerisinde hareket etmeye meylediyorsunuz. Hani beklentinize göre seçebilirsiniz. Ben bunu yarışlarda değil, antrenmanlarda kilometre doldurmak için kullanıyorum. Boost sebebiyle eklem ve dizleri oldukça iyi koruyor. Sevdiğim ayakkabı ise Adidas Terrex 310 Agravik. Gördüğünüz gibi hakkını oldukça vererek kullanıp yıprattığım bir ayakkabı. 2017'den beri kullanıyorum. 3 seneyi doldurdu. Ayakkabıyı üstünkörü incelememek için ikinci bir video yapacağım.